Loris parfümün katkılarıyla hazırlanan Vakti Muhabbet başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi ve dahi inayeti hepimizin üzerine olsun. Güç, kuvvet ve kudret Allah'ındır ve Allah'tandır. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Kıymetli dostlar, May Mecra'da yayınlanan Vakti Muhabbet programına ve dahi Kağıthane Belediye'mizin ev sahipliğinde bugün yine huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü içerisindeyiz. Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Kuddüs'e ruhunun ifadesiyle Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Olanda hayır var buyurmuş iki cihan güneşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Rabbül Alemin buyuruyor ki, sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir Celle Celaluhu. Biz görevimizi yaptık. Elhamdülillah, kağıthanemizi de tebrik ediyorum. Kıymetli belediye başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'i. Kalbimiz kağıthane diyor zaten. Bizi kağıthaneli dostlarımız, kıymetli başkanımızı yalancı çıkarmamışlar. Hayırlara vesile olsun. Ee, Yüce Rabbim ülkemize dirlik, düzen, birlik, beraberlik nasip eylesin. Şu mübarek gecede niyazımız odur, duamız odur. Efendim sözü daha fazla uzatmayalım. Bir kıymetli gönlü takdim edeceğim huzurlarınıza. Bakalım bugün gönül dağarcığından neler söyleyecek Ramazan-ı Şerif'e dair, gündeme dair, davamıza dair, din-i mübini İslam'a dair Profesör Doktor Yasin Pişkin Hocam şöyle güçlü bir alkışla huzurlarınıza geliyor. Buyursunlar efendim. Elhamdülillah, bismillah, elhamdülillah. Essalatu vesselamu aleyhe menel nebiyye Sevgili dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ederim. Çok eski dostlarımı da görüyorum burada. Allah razı olsun. Tabii çok netameli zorlu bir seçim sonrası bir araya geldik. Şu anda May Mecra'da bizi dinleyen e, yüzlerce insan var, günlük olarak dinleyen insanlar var. Aynı zamanda onlarla da bir e, duygu paylaşımı gönlümüzdekilere paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Allah Celle ve Ala Hazretleri içinden geçtiğimiz bu zaman dilimini hepimiz hakkında hayırlara vesile eylesin. Ve inşallah alnımızın akıyla bu Ramazan sürecini tamamlayabilmeyi, sevdiği razı olduğu kulların arasına dahil olabilmeyi, nasip eylesin bizlere. Gerçekten evveli rahmetti bu ayın, Efendimizin ifadesiydi. O rahmetten istifade edebilmenin kuralı da şuydu, öyle buyuruyor bir hadisinde, göktekilerin size acımasını, bağışlamasını, rahmet etmesini istiyor iseniz, Allah'ın yarattıklarına acıyın, merhamet edin, acınacak duruma düşmemek için acıyın buyuruyor Peygamber Efendimiz.'' Ramazan'ın ilk 10 günü efendimizin tesmiyesiyle verdiği isimle bize acımayı, merhameti öğretiyor. Sadece Ramazan'ın ilk 10 günlük diliminde ya da Ramazan ayında değil, acımak bir hayat prensibidir, eşyaya bir bakış açısıdır. Peygamber Efendimiz bunu öğütlüyor. Madem ki bu ayın ortası mağfiretti, bu mağfiretten istifade edebilmek için Allah Celle Velalî Hazretlerine istiğfar etmek gerekiyordu. Mağfireti bağışlanmayı celbedebilmek için bağışlanma dilemek gerekiyor idi ve bu ayın son 10 günlük dilimindeyiz ki bu son 10 günlük dilim de ateşten azat edilmeyi ifade ediyor. Ateşten azat edilebilmek için Allah'tan ateşten azat edilebilmeyi dilemek, ateşin azabından, cehennemin azabından, mahşer yerinin türlü tehlikelerinden ve kabir ahvalinin bilinir bilinmez her türlü musibetinden, şerrinden, ikabından Allah'a sığınmayı bir düstur haline getirmemiz gerekiyor. Ve belki de Peygamber Efendimizin bir Berat gecesi secdenin en deruni ve asude vaktinde yaptığı şu duayı gönlümüze müh gibi tutmamız ve çakmamız gerekiyor. Allah'ım azabından affına, gazabından rızana senden yine sana sığınıyorum. Bu duayı ölene kadar terk etmemek üzere gönlümüzde baş köşeye oturtmamız gerekiyor. Ramazan çok yoğun bir eğitimdi. O eğitim hala devam ediyor ve hala hiçbir şey için geç kalmış değiliz gündüzleri oruçlarıyla geceleri teravihleriyle yaptığımız ibadetlerle zikir ile salavatlar ile hatmi şerifler ile mukabeleler ile Ramazan bizi alıp Allah'ın rızasına uygun bir şekle kıvama sokuyor. Elbette ki bu ayı diğer aylardan önde ve özel kılan şey bu ayda Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olmasıdır. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olmasının bu aydaki en önemli tecellisi de oruçtur. Çünkü Kur'an insanları inşa etmek, Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul haline getirmek için indirilmiştir. Kur'an'ın ifadesiyle insanları zulümattan nura, karanlıktan aydınlığa, sapkınlıktan hidayete sevk etmek ister Kur'an-ı Kerim. Ve bu maksadını, misyonunu bu ayda yerine getirmek için de oruç ibadeti Allah tarafından müminlere tıpkı önceki kavimlere farz kılındığı gibi farz kılınmıştır. Onun için orucun eşi emsali yoktur. Bunu peygamber efendimiz de ifade etmiştir. Hatta bir defasında gelip de bana nasihatte bulun diyen e, gruplara veya bir mümine peygamber efendimiz aleykum bi savm size orucu öneriyorum fe innehu la mithele çünkü orucun eşi emsali benzeri dengi yoktur buyurmuştur peygamberimiz. Hatta bir hadisinde de لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ Her şeyin bir kapısı vardır. Ve بَابُ الْعِبَادَةِ اَسْسَوْمُ ibadetin kulluğun kapısı da oruçtur buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Ramazan ayı bütün boyutlarıyla, kalbimize nüfuzuyla, aklımızdaki düşüncelerimiz içerisinde meydana getirdiği inkılapla, bizi takvaya ulaştırmasıyla tam bir mektep, tam bir medrese görevi görüyor. İmam Gazali Hazretleri'nin çok meşhur ifadesini gönlümüzde yeniden hatırlamakta fayda var. Bazı insanlar vardır, oruç tutar, sadece helal olan şeylerden uzak durur. Helal yemektir, yemek helaldir, yemekten uzak durur, içmek helaldir, ondan uzak durur. ve Bir takım yasaklardan uzak durur. Bu avamın orucudur, en basit bir insanın oruçtan anladığı çok yüzeysel bir şeydir. Ama asıl oruç, onun bir kademe üzerinde bir oruç vardır ki insanın haramlardan uzak durmasıdır. Evet, yemeden uzak durduğumuz gibi kardeşimizin etini yemekten de uzak duracağız. Yani gıybetten uzak duracağız, harama bakmaktan uzak duracağız, yalan söylemekten uzak duracağız. Bu Allah'ın haramlarından uzak durmaya dayalı olan bir oruçtur. İmam Gazali Hazretleri diyor ki orucun bir boyutu, bir özelliği daha vardır ki o da aklımızda ve gönlümüzde Allah'ın rızasına aykırı duygu ve düşüncelerin nüfuzuna, içimize girmesine engel olmak ki bu orucun zirvesidir. Onun için mümin oruçlu iken sadece elini, sadece gözünü, sadece yüzünü, sadece dilini değil, aynı zamanda gönlünü, aklını da Allah'ın rızasına aykırı şeylerden uzak tutacak. Bu da orucun zirvesidir. İnsanı asıl olgunlaştıran kalbindeki duygulara ve düşüncelere hükmetme kabiliyetidir. Çünkü Allah'ın rızasına aykırı duygular, düşünceler geçen zaman içerisinde içimizde semirir ve insanın imanını, itaat bilincini, kulluğunu, erdemlerini içten içe kemirir, yer, bitirir. Oruç bir medre, medreseydi ve mektepti ve tam boy bütün boyutlarıyla bir eğitim faaliyetiydi. Benim aklıma iki ormancının hikayesi gelir. Eskiler anlatırlar iki ormancı bir ormana aynı vakitte giriyorlar, aynı vakitte çıkıyorlar ve girdikten sonra çıkana kadar odun kesiyorlar, ağaç kesiyorlar. Fakat ormancılardan bir tanesi her saat başı 15 dakika, 20 dakika istirahat ediyor. Aralarında da tatlı bir rekabet olduğu için diğer ormancı hiç durmadan sürekli olarak diğer oduncu sürekli olarak odun kesiyor, ağaç kesiyor. Günün sonunda kesilen ağaçları sayıyorlar ve her nasılsa o saatte 20 dakika, her saat başı 20 dakika istirahat eden adamın odunları, hiç durmadan odun kesen oduncudan her daim daha fazla çıkıyor. Bir gün, iki gün, on gün, yirmi gün artık idrak edemeyince meselenin hikmetini aralıksız çalışan o oduncu diğerine soruyor. Diyor ki ben hiç ara vermeden odun kesiyorum, ağaç kesiyorum. Sen 20 dakika dinleniyorsun. Benden daha fazla odun kesmeyi nasıl başarıyorsun?" diye soruyor. O da cevap verirken diyor ki "Evet, öyle oluyor. Çünkü ben her saat başı 20 dakika dinleniyorum, odun kesmiyorum ama o esnada baltamı biliyorum ve senin 20 defada vurup düşürdüğün bir ağacı ben yedi defada sekiz defada keskin baltamla vurup düşürüyorum. Oruç insanı biler. İbadetler insanın hayatını parantezin içerisine alır. Ve o parantezin içerisinde geçen zaman ömre dahil değildir. Hayata dahil değildir. Yani bir insan günde beş vakit namaz kılar mesela. Namaza ilk başladığı tekbir ile son verdiği selam arası o insanın ömründen geçmiş kabul edilmez. Çünkü Namaz mesela müminin miracıdır. Miraç zaman ve mekan üstünde gerçekleşen Allah'ın bir mucizesidir. Bir insan namaza durduğunda zamanın ve mekanın dışına çıkar. Allah Celle ve huzuruna gider. Adeta Hazreti Peygamber'in o kadar uzunca bir seyahati yaptıktan sonra tekrar yatağına döndüğünde yatağını sıcacık bulduğu gibi bir göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman geçmiş olur. Fakat o zaman ömürden düşmüş olmaz, ömürden geçmiş olmaz. O zaman insanı yaşlandırmaz, o zaman insanı kocatmaz. Namaz, ömrü paranteze almak demektir. Oruç, Ramazan, ömrü paranteze almak demektir. İnsan, işte Ramazan ayıyla aslında ömrümüzü paranteze alıyoruz. Evet, yiyişimiz, yatışımız, kalkışımız, uykumuz, uyanıklığımız değişiyor. Bazı işlerimiz aksıyor gibi görünüyor fakat Orucun bize kazandırdığı keskinlik, feraset, dinamizm daha sonra işlerimizi 3 katıyla, 5 katıyla daha verimli, daha bereketli yapmamıza vesile oluyor. Ve oruç tam bir karakter inşası mevsimi oluyor bizim için. Oruç bir karakter inşası gerçekleştiriyor bizde. Evvela ve öncelikle oruç bizim imanımızı bir sabit, güçlü, kavi bir konuma çekiyor, güçlendiriyor. Çünkü denklem şudur: Nasıl e, hareket edersen, nasıl amel edersen öyle inanırsın, nasıl inanırsan öyle yaşarsın ve nasıl, nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Bu bir döngüdür ve oruç bu döngüyü bizim lehimize ve Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir şekle, bir kıvama, bir düzleme taşıyor. Düşünsene, evet çalabilirsin ama oruç diyor ki tut kendini. Sen beni tutuyorsun, ben de seni tutuyorum. Oruç tutmak demektir. Savm ve saim tutan demektir. Saim tutan demektir. Oruç tuttuğunda eline sahip oluyorsun. Oruç tuttuğunda gözüne sahip oluyorsun. Gönlüne sahip oluyorsun. Ve Allah'ın varlığını en derinden hissederek yaşıyorsun. Yani lambalar söndü, eletek ele çekildi, perdeler çekildi. Su karşında ve gözün saatte iftarı bekliyorsun. Niçin bekliyorsun? Bekleme. Aslında içsen kimin uğrunda kim görecek? O anda oruç sana şu anda yaptığın işi Allah'ın gördüğünü hissettiriyor ve öğretiyor. Bu imanımızı ete kemiğe büründürüyor. Ve imanımızın bizi yönlendirmesine olanak sağlayacak şekilde imanımızı güçlendiriyor ve beslendiriyor. Oruç onun için bir iman eğitimidir. Orucun bize öğrettiği en önemli özellik gözümüzün nuru, bu dünyadaki en kıymetli kabiliyetimiz, nimetimiz, mazhariyetimiz, imanımız, imanımızı güçlendiriyor. En büyük nimet, elimizdeki en büyük nimet budur. Bir adam düşünün, malları mülkleri olsun, hanları hamamları olsun, orduları olsun, sarayları olsun, köşkleri olsun ve bu adam bir denizin dibinde boğulmaya başlasın, son nefesini alsın, son nefesini versin ve bize bir mesaj versin aynı zamanda. Firavundan bahsediyorum. Hz. Musa'nın arkasından Kızıldeniz'e dalmıştı. Ordularıyla, askerleriyle, kendisi için fedailik yapan kitleleriyle, hazineleriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, saraylarıyla övünüyor idi. O kadar övünüyordu ki kendisine bağlı olan tebasına bu Mezopotamya'da benden başka sizin için bir ilah yoktur. Ben sizin Rabbinizim diyecek kadar kendisini, haddini kaybetmişti. Kızıl Denizin dibine daldığında, ben niye kendisini o kadar kör etmişti ki önünde bir denizin yarılmasının ne manaya geldiğini, o denizi yaran Hz. Musa'nın elindeki asanın kimin yetkisinde Hz. Musaya verildiğini idrak bile edemedi. Kibri öylesine gözünü kör etmişti. Bir filozof diyor ki, kırık senin gözlük camındaysa her şeyi kırık görürsün. Dağa baksan dağı yarık görürsün. Göğe baksan göğü çatlak görürsün. Yere baksan yeri çizik görürsün. Cama baksan camı kırık görürsün. Halbuki kusur ne göktedir, ne yerdedir, ne dağdadır, ne camdadır. Kırık senin gözünde ise, gözlüğünde ise her şeyi kırık görürsün. Sen o gözlüğünü değiştirene kadar hakikati, hakikati kırık görürsün. Kırık bir insanın gönlündeyse aklındaysa o aklındakini gönlündekini değiştirene kadar her şeyi eğri görür insan. Firavun da eğri gördü. Daldı denize, aldı son nefesini, verdi son nefesini ve bir şey söyledi ve Allah bize onun boğulma karesini, sahnesini anlatırken buyurdu ki: "Hatta iza edrakehul garak, boğulmaya başladı. Artık ölümden öte bir köy olduğunu anlayınca ölümün bir son olmadığını yeni bir başlangıç olduğunu en derinden idrak edince Kale dedi ki: "Emenetu ennehu la ilahe illa allazi amenet bihi banu israile ve ana minel muslimin." İsrail oğullarının iman ettiği Allah'a şimdi ben de iman ettim. La ilaha illallah Musa Resulullah dedi ben Müslümanlardanım dedi. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Firavun bir faninin bu dünyada sahip olmayı hayal edebileceği her şeye sahip olan Firavun son nefesinde gerçek nimetin ne olduğunu bence bütün insanlığa deklara etmiştir. İki kelimeyle. Demiştir ki bir, iman ettim. İki, Müslümanlardanım artık, Müslümanlardan oldum. İman ve İslam yani. İman, Allah'ı tanımamız, Allah'ın varlığına inanmamız. Meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmamız. Kalbimizin en büyük sermayesi elimizdeki en değerli nimettir. Ve imanımızın ete kemiğe bürünmesi İslam. Onun için çok hoşuma gider eskiler derler ki, gam değildir, gide dünya, kala din. Gam odur ki, kala dünya, gide din. Yani dinin gitmiş, dünyanın kalmış. Asıl yas tutulacak mevzu Ama dünyan gidebilir sorun olabilir, zayiat olabilir. İmanın nasıl, ibadetin nasıl, Allah'a kulluğun nasıl, kalbinde Allah'a karşı bağın nasıl, o yerindeyse asıl bu gam çekilecek bir mevzu değildir. Ramazan bize imanımızı yeniden öğretiyor. İmanımızın bizi nasıl aksiyona sevk ettiğini, Allah bizi görüyor yahu, ciğerimizi biliyor. Bak ayette diyor ki, نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Biz insanın iç sesinin, ona neyi fısıldadığını biliyoruz. İnsanın bir iç sesi var. Bu iç sesi bazen söver, bazen över. Bazen iyi bazen kötü konuşur ve insan iç sesinin ne söylediğini kendisi bilir. Kur'an diyor ki Allah da bilir. Allah insana şah damarından bile daha yakındır. Oruç bize bu hissiyatı veriyor ve bu hissiyat insanda öyle önemli bir devrimdir ki bütün hayırların, iyiliklerin olumlu şahsiyet özelliklerinin çekirdeğidir bu iman. Şimdi mesela iyi bir eş olacağım, iyi bir baba olacağım, iyi bir komşu olacağım, amirsem iyi bir amir, memursam iyi bir memur, hocaysam iyi bir hoca, öğrenciysem iyi bir öğrenci, yeryüzünde ayak basan, adım atan iyi bir insan, eşref-i mahlukat, ekremi mevcudat olacağım, güzel ahlak sahibi olacağım. Bunun kökü nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre bunun çekirdeği, itici gücü nedir? tek kelimedir. Elediğine amanu ve amilü salihat. İmandır bütün güzel işler, salih ameller imandan neş'ed eder. İman çekirdeğidir. Koskoca bir ağaç gibi düşünün insanın dindarlığını dalıyla, yapraklarıyla, tomurcuklarıyla, çiçekleriyle, meyvesiyle, kabuğuyla, hacmiyle, köküyle bütün bunların hepsi tek bir çekirdekten doğar. İman kişiliğin Allah'ın razı olduğu bir şahsiyetin Çekirdeğidir. Oruç o şahsiyete verilmiş bir can suyudur. Oruç can suyudur, bengi suyudur. Ağabey hayattır oruç. İman, oruç bizim e, imanımıza bu canlılığı, bu neşeyi, bu huzuru, bu e, enerjiyi ve motivasyonu veriyor. Onun için imanın kalbimizde ilk inşa ettiği şey, orucun ilk inşa ettiği şey imandır. Ve imandan zincirleme bir şekilde doğan karakter özellikleri vardır. Oruç bize bunları sağlıyor. Mesela oruç bize takvayı sağlıyor. Yani Ramazan'ın sonunda, Ramazan bittiğinde bir envanter çıkartıyoruz şu anda. Çünkü bu benim May Mecra'daki son programım. Ee, orada bizi izleyen kardeşlerimiz için de bu bir muhasebe, muhakeme olsun diye. Kendim için de aynı zamanda bir analiz olsun diye zikrediyorum. Ne kazandık, ne kaybettik kaybettiklerimizin farkında olalım ki koruma bilincimiz olsun. Çünkü neyi kazandığını, neyi aradığını bilmeyen, aradığını bulsa da bulduğunu anlayamaz, bulduğunu kazandığını muhafaza edemez. Onun için oruç bize imanı kazandırdı. İmanımızı yeniden ete kemiğe büründürme kabiliyetini kazandırdı. Oruç bize takvayı kazandırdı. Çünkü ayet-i celilede şöyle buyurmuştu Allah: Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umudur ki müttaki olursunuz. Takva en sade tanımıyla Allah'ın emirlerine uymak, Allah'ın yasaklarından kaçınmak demektir. Takvayı tanımlarken eee Übey bin Ka'b radıyallahu an şöyle tanımlıyor. Hazreti Ömer bir gün soruyor ona. Takva nedir? Bana tanımlasan diye. O da diyor ki sen dikenli bir arazide hiç yürüdün mü? Diyor ki o da yürüdüm. E diyor ki takva dikenli bir arazide yürürken dikenlerin en entarini, peştemalini, üzerine giydiğin elbiseni, etini, derini yırtmaması için gösterdiğin dikkat halidir. Allah'ın haramlarının bulunduğu bu dünya hayatı dikenli bir arazi gibidir. İman elbiseni, itaat duygunu, kulluk bilincini haram dikenlerine yırttırmaman duygusudur takva. Oruç bize takvayı öğretiyor. Allah'ın haramlarına karşı koruma, korunma şuurunu ve kulluk bilincini öğretiyor. Helaller karşısında kendimizi tuta tuta haramlara karşı mukavemet bilinci geliştiriyor ve bu bilinç sayesinde insan artık harama karşı, yalana karşı, günaha karşı, zinaya karşı, iftiraya karşı daha ciddi ve dirençli bir kişilik sahibi olmuş olduğunu fark ediyor. Bu çok önemlidir. Ramazan bize oruçla takvayı öğretiyor. Sonra Ramazan bize ihlası öğretiyor. En önemli karakter özelliklerinden bir tanesi bu. Yani bir işi sadece ama sadece Allah için yapmayı, Allah ben bu işi yaparken benden razı mıdır değil midir? Ben bu işi kimin için yapıyorum sorgulamasını, bu feraseti, bu basireti öğretiyor ve ihlas bir Müslümanın, bir müminin kalbinin imandan sonra taşıdığı en üst düzey erdemdir. İhlası öğretiyor. Yani iman bir hocamızın çok güzel bir benzetmesidir. Fotoğraflanamayan tek e, ibadet aslında oruçtur. Yani bir fotoğraf çektirirsiniz. Namaz kılarken secdede yakalamışlardır mesela sizi. Bir fotoğraf çektirirsiniz. Ne bileyim bak elinizde para var, karşınızda bir fakir var. İnfak ederken, zekat verirken fotoğraflanmışsınızdır mesela. Bir fotoğraf vardır, da bakın ihramdayım üstelik, umre yapıyorum. Bak umredeyken benim fotoğrafımı çekmişler. Ve bir fotoğraf var elinizde, oruçluyum. Bakın bu fotoğrafta görüyorsunuz. Oruç belgelenemeyen, fotoğraflanamayan bir şeydir. Ve oruç Allah'la kulun arasında gelişen ve gerçekleşen çok özel manevi boyutu olan bir ibadet olduğu için... ...orucun ancak kadru kıymetini Allah bilir ve onun sevabını ancak Allah verir. Onun için buyurmuştur ki Peygamberimiz... Bir hadisi kutsi de Allah şöyle buyuruyor demektedir. Es savmu li ve en -e oruç benim içindir ve onun mükafatını karşılığını ancak ben veririm buyurmuştur Allah Celle ve Aleyh Hazretleri. Onun için oruç insana takvayı, oruç insana ihlası öğretir. Ve oruç bir işi yaparken ben bu işi kimin için yapıyorum sorgulamasını öğretir. Ve bir insan bu sorgulamayı yaptığında yarın ahirette hüsrana uğramaktan da kendisini muhafaza etmiş olur. Çünkü kıyamet günü biz bazı insanların Allah'ın huzurunda hüsrana uğrayacaklarını peygamber Efendimiz'in ifadelerinden öğreniyoruz. Yani yufraku elamul salimil gayris salih yulka salih fi'n nar ve yabqa salih. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Kıyamet günü Allah'ın özel melekleri vardır. İnsanların amelleri getirildiğinde Allah rızası için yapılanları, Allah rızası için yapılmayanlardan ayıklarlar. Riya için yapılanlar, süma için yapılanlar ateşe atılır. Geriye salih olan ameller kalır ve bir insanı Allah'ın katında kurtaracak olanlar bu amellerdir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için ihlas imandan sonra bir müminin kalbinin taşıdığı en önemli karakter özelliklerinden birisidir. Hz. İsa'ya havariler bir gün sormuşlar. İhlas nedir diye Hz. İsa'nın ihlası şöyle tanımladığı anlatılıyor. Demiş ki, El-ihlasu mâ lâ tuhibbu en yehmedeken nâsu aleyhi. İhlas, insanlar seni bir hayrı yaparken gördüklerinde onların seni övmelerinden, ne güzel, ne hayırlı bir iş yapmışsın demelerinden hoşlanmayarak yaptığın şeydir. Yani bir işi duygu boyutuyla, tam anlamıyla Allah için yapmandır ihlas. Bu olmadığında amel ne kadar büyük olursa olsun, sinek kadar, zerre kadar, kıl kadar ağırlığı yoktur Allah'ın katında. Öyle ki çok büyük bir amel, ihlassız bir şekilde yapıldığında çok küçük, değersiz bir şeye dönüşür. Adam şehit olmuştur, Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Allah ona sormuştur. Canını niçin verdin diye. O da ilahi kelimetullah için senin dinin yüce olsun diye demiştir. Allah ona yalan söylüyorsun demiştir. Sen insanlar senin için senden sonra ne kadar da cesur desinler diye yaptın demiştir. Onun bağının üstüne bağ vurulur ve ateşe atılır. Sonra bir zengin getirilir, infak etmiştir. Allah ona da sorar, bu kadar malı mülkün için infak ettin. O da der ki, senin için, dinin için yalan söylüyorsun. Ne kadar cömertti desinler diye yaptın denir, o da aynı akıbeti paylaşır. Sonra bir alim getirilir, bu kadar ilmi, talimi, taallumu niçin yaptın diye sorar Allah. O da aynı şeyi söyler, o da yalan söyler, onun da bağının üstüne bağ vurulur, o da riyakarın önde gidenidir, o da cehennemin dibini boylar. Onun için yapılan işin büyüklüğünden çok duygunun büyüklüğü, niyetin büyüklüğü, o işi yapmadan önce kalpte beslenen o kastı mahsusa o kadar önemlidir ki sizden birisi gider pazardan bir tay alır. Sonra o tayı evine getirir, besler, büyür, geçen zaman içerisinde o koskoca bir at olur. Peygamberimiz bu örneği veriyor. Diyor ki: "Onun için büyük niyet küçücük amelleri bir tayı emzirip büyüttüğünüz gibi emzirir. Niyetler, salih niyet, ihlas ameli adeta emzirerek, besleyerek Allah'ın katında koca, devasa bir sevaba dönüştürür. Öyle ki bizden önceki ümmetlerden bir ümmet zamanında bir adam yolda yürürken bir diken gördü. Efendimiz olayı anlatırken şöyle gözlerini hafiften kısmış, Galiba o diken ağaçtan yere sarkmıştı, kırılmıştı. İnsanların geçisini engelliyordu. Hayır hayır yok öyle değil. Tamamen kopmuştu yolun ortasında yatıyordu. Buyurmuş. Bu tür rivayetler efendimizin bu tür anlatım tarzları çok vardır. Ben bunları dinlediğim zaman hep şunu hissederim. Sanki efendimizin gözünün önünde perdeler aralanıyor da hadise efendimizin gözünün önünde sıfırdan tekrar canlanıyor ve peygamberimiz oradan bakarak anlatıyor gibi bir hissiyat vardır. Efendimizin gözünün önünden perdeler kalkıyor. Zaman dürülüyor. Efendimiz sanki bazen zamanda yolculuk yapıyor ve doğrudan olay yerinden naklediyor gibi konuşur bazen. Allah'ın verdiği ilimden kaynaklanır bu. Peygamberimiz buyuruyor ki bu dikeni kaldırıp atması, o adam o dikeni kaldırdı attı, insanlara eza veriyor diye. O kadar çok Allah'ın hoşuna gitti ki bu iş, Allah onu affetti. Bizim Allah'ımız Baha Allah'ı değildir derler eskiler. Bahane Allah'ıdır. Allah bizi razı olmak için, cennete sokmak için, günahlarımızdan arındırmak için, ebedi mutlulukla ve mükafatla müşerref olmamız için vesileler arıyor, vesileler koyuyor. Vesilelere tutunun diyor. Tutunun ve bana gelin diyor. Onun için Ramazan çok büyük bir fırsattır. İhlas bir insanın kalbinde imandan sonraki en büyük değerdir. Oruç bize ihlası öğretiyor. Sonra oruç bize ihsanı öğretiyor. Yani bütün çerçeve bunun üzerinden dönüyor. Yani sürekli bir kontrol halindeyiz. Sürekli dikkat ediyoruz. Sürekli Elimiz böyle yemeğe ulaş, uzanacak gibi oluyor, yemiyoruz. Bir anda gerilim halindeyiz sürekli, teyakkuz halindeyiz. Niçin? Allah bizi görüyor. Orucun bize verdiği, bize enjekte ettiği, kalbimize deruht ettiği en üst düzey duygulardan birisi budur. İhsan. Sen Allah'ı görmesen de Allah'ı seni görüyormuş gibi hissetmen. Şimdi geçen birkaç gün önce, dün mü? Dünden önceki gün bir televizyon programındaydık. Bu ihsan kelimesi üzerinde konuşurken şöyle bir şey çıktı ortaya. İhsan demek aslında e, nesne alan bir mastar. Ya şöyle ifade edelim. Mesela nezele ve nuzul inmek demek. İnzal indirmek demek. İndiriliyorsa bir şey var demek yani orada. İndirilen bir şey var. E, mesela e, şehide, şehide yeşhedü görmek demek. Ama işhat veznine aktarıldığında, ifal veznine aktarıldığında bu bir şey göstermek demek. İfal vezinden kullanıldığında orada da gösterilen bir şey var demek. Şimdi ahsene, hüsnü, ihsan demek de iyi iyi olmak demek değil, iyilik yapmak demek. Şimdi kelime yani biz Allah'ı görmesek de Allah'ın bizi gördüğünü ifade eden kelime hasen, hüsn ya da hüsna gibi bir kelimeden gelebilirdi. O kelimeden gelseydi sadece iyi olmak anlamını ifade edecekti iyi olmak iyisin ben iyiyim sen de iyisin kime karşı kendimize karşı kimseye zararımız dokunmuyor biz iyiyiz böyle bir kimse Allah'ı görüyormuş gibi hissedemez çünkü kelime bu kalıptan gelmiyor kelime ihsan kalıbından geliyor ifal kalıbından geliyor yani iyi olmak değil iyilik etmek sadece kendine yararı dokunmak değil aynı zamanda diğer insanlara faydası olmayı ifade eden İyilik yapmayı ifade eden, üçüncü şahısları ıstah etmeyi, onların gönüllerini hoş etmeyi, onlara faydasını dokundurmayı ifade eden bir kalıptan geliyor. Bu da şu manayı ifade ediyor. Eğer iyilik yapmazsak, eğer hayrımız dokunmazsa Allah'ı görüyormuş gibi hissetmemizin imkan ve ihtimali söz konusu değildir. İhsan demek iyi olmak demek değildir. İhsan demek elbette iyi olacağız ama iyiliğimizi pozitif bir noktada iyilik yapmaya çevireceğiz. İyilik yapmadan bir insan Allah'ı görüyormuş gibi hissedemez. Allah'ın kendisini gördüğünü hissedemez. Allah'ı sanki görüyormuş gibi bir ruh hali geliştiremez. Çünkü ihsanın zıttı isaettir. İsaet kötülük yapmak demektir. Bir insan bir kötülük yaptığında onun kalbinde bir leke oluşur bir günah daha, bir leke daha, bir leke daha, bir günah daha insanın kalbi kapkara kesildiğinde o insan Allah'ı görüyormuş gibi ya da Allah'ın kendisini gördüğü hissini zayi eder, kaybeder, yok eder, bu hissiyatı mahveder. Onun için bir insan iyilik yaptığında, insanlara hayrı dokunduğunda Allah'ın ödülüdür, mükafatıdır bu. O insan Allah'ın kendisini gördüğünü hisseder kelimenin yapısında Peygamber Efendimiz'in tanımlamasıyla böyle bir semantik anlam söz konusudur. Onun için Allah'ı bulmak, Allah'ı bilmek, O'na bağlanmak, O'na kulluk etmek sadece bizim kalbimizle Allah'ın arasında gidip gelen dikey bir olay değil, aynı zamanda kullarla bizim aramızda gidip gelen yatay ve sosyolojik bir olaydır. İyilik yapmak gerekir, iyiliğimizi insanlara aktarmak gerekir. Yani dirüş dedin, ye yedir. Bir gönlü ele getir. Bin Kabe'den yeyrektir bir gönlün imareti. Ben gelmedim davi için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Bunu sağladığında insan asıl Allah'ı hisseder. Baksanıza. Kıyamet günü Efendimiz buyuruyor ki Allah Adem'in çocuklarıyla konuşacak. Nida edecek. Diyecek ki ey Adem'in çocukları ben hastaydım beni ziyaret etmediniz diyecek ve Adem oğulları subhanallah diyecekmiş. Seni eksik ve noksan sıfatlardan tenzih edersen hastalanmazsın ki. Sen nasıl ziyaret edelim? Allah da buyururmuş ki bir kulum vardı hastaydı ve sen onu biliyordun. Ziyaret etmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulmuş olacaktın. Eme alimte enneke lev'udtehu levecetteni indehu eğer onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulacaktın. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü. Allah'ı arıyorum, nerede bulacağım, ne yapmam lazım, Kabe-i Müşerrefe'ye mi gideyim? Kaf arkasındaki anka kuşunun kanadında mıdır sır, orayı mı bulayım, ne yapayım? Hayır, git hastan varsa bir yakının akraban onu ziyaret Hiçbir hastan yok ise, bugün bir televizyon programında gündeme geldi bu yine. Git bir hastanenin bir bakım servisine bir yataklı bölümüne eline bir demet çiçek al her bir yatağa bir demet çiçek bırak. Benim hiç sizden hiçbir çıkarım söz konusu değil. Allah rızası için peygamberimin sünnetini yerine getirmek için ziyaret ediyorum. Allah size acil şifalar versin. Sizden dua bekliyorum. Din bakın hayatınızda neler değişecek. Ben bunu yaptım ve hayatımda bu değişimi bakın günlerce demiyorum. Haftalarca hissettim o feyzi, o duayı. Allah'ı bulmak istiyorsan Allah hastaların yanındadır yani. Sonra hadis şöyle devam eder. Ben açtım beni doyurmadın. Evet. Mantıken kıyaslamada şöyle akış hadisin akışı. Bir kulum vardı açtı onu doyursaydın beni doyurmuş olacaktın. Ben çıplaktım beni giydirmedin. Bak orada çırı çıplak birisi var. Onu giydirseydin sen beni de aynı zamanda giydirmiş olacaktın. Allah'ı arıyorum. Allah kainatı yaratmış, uzay yaratmış, gök adalar, Orion, takım yıldızı, işte galaksiler, gök adalar falan. Allah oralarda mı acaba? Çok uzağa gitmene gerek yok. Arka mahalle var ya, arka sokakta böyle virane bir ev var. O evde yaşayan insanlar var ve muhtemelen aylardır onların boğazından aşağıya girmiyor. Allah onların yanında. Gittiğinde Allah onların yanında bulacaksın. Ben gittiğimde Allah, Allah onların yanında buluyorum. Bulmamız gerekiyor. Adres orada. Onun için ihsan kelimesi buradan geliyor. İyilik yaptığında, ikram ettiğinde, sadece iyi olmak için değil, iyilik etmek için dünyaya gönderildiğini anladığında Allah'ı ciğerinde hissedersin. Bak adını şöyle koyalım geldiğimiz noktada. Bu dünyaya sadece mutlu olmak için gelmedik. Aynı zamanda bu dünyaya mutlu etmek için geldik. Bu dünyaya sadece sevinmek için gelmedik. Aynı zamanda bu dünyaya sevindirmek için geldik. Bu dünyaya sadece dua etmek için gelmedik. Aynı zamanda dua almak için geldik. Hayatın sırrı burada. İhsana ulaşmanın sırrı burada. Oruç bize bunu öğretiyor. Biz bunun adına ihsan diyoruz. Oruç takvayı, ihlası ihsanı öğretiyor. Sonra sabrı öğretiyor oruç. Sabır. Yani bu dünya düşmeli, kalkmalı bir dünya. İmtihan ediliyoruz. Şeytanla deneniyoruz nefse emmaremizle, hevayı hevesimizle, içimizde zebani gibi olan içimizden canımızı okumaya namzet duygularla, dünyanın cefasıyla, dünyanın sefasıyla her daim imtihan halindeyiz. İmtihan halinde iken bir musibet geldiğinde, bir günaha düşme ihtimali belirdiğinde kulluk bilincimizi korumaya, dik durmaya, günaha, şeytana, nefse teslim olmamaya, belanın ezici etkisiyle Allah'a isyan etmemeye, kulluk şuurumuzu korumaya biz sabır diyoruz. Sabrın birkaç anlamı var. Mesela musibetlere karşı sabır. Musibetlerin bizi e, Allah Celle Celalü isyan ettirmesine izin vermemek bu sabırdır. Sonra haramlara karşı sabır vardır. Haramlar cezbetmek ister bizi istikametten çıkartmak ister. Haramların cazibesine karşı dik durmaya sabır diyoruz. İbadetler uzun bir maraton gibidir. Yani ee, ne diyor Allah Celle ve Aleyhisselatü? Ölüm sana gelene kadar kulluk etmeye devam et. Namazı kılıyorsun, bugün kılacaksın, yarın kılacaksın, günde beş defa kılacaksın, ölene kadar kılacaksın. İbadetler konusunda da ibadet bilincimizi korumaya ve geçen zaman içerisinde ibadetleri yük olarak görmemeye karşı bilincimiz de sabırdır. İbadetlere karşı sabır. Üç, bir de sabrın Sosyo, sosyal anlamı, sosyolojik boyutu vardır. Birbirimize karşı sabır, birbirimizin ezalarına karşı, eksikliklerine karşı sabır, onun da insan olduğunu, onun da kusurlarının olduğunu, senin de bir insan olduğunu, senin de kusurlarının olduğunu fark etmek, idrak etmek yani, sabretmek. Şimdi diyor ki şair, mey gibi her bir haramın sekri olsaydı eğer, o ol zaman malum olurdu mest kim, hoşyar kim. Yani adam içki içti, sarhoş oldu, baksana. Yalpalayarak yürüyor. İçki onu ele verdi. İçki öyle bir günah. Peki, içki içen sarhoş oldu. Diyor ki, gıybet eden de sarhoş olsaydı, su izan besleyen de sarhoş olsaydı, anne babasına asi olan da, kalp kıran da sarhoş olsaydı, şu salonda sen dahil, ben dahil hiçbirimiz ayık değildik. Yani onu günahı ele verdi de ne var? Bizim nice günahlarımız var. Bu açıdan bakarak onu da mazur görmek. Bu sabrın sosyolojik anlamıdır. Çünkü bu sabır olmadığında insanın sesi yükselmeye başlar. Ses, ses yükselince insanın ahengi, uyumu, intibakı kaybolur. Huzur ve e, saadet de uçar gider. Hani Mevlana Hazretleri diyor ya, Sesini değil, sözünü yükselt. Otları bitiren yağmurlardır. Gök gürültüleri değil, diyor Mevlana Hazretleri. Yani... Biz ilişkilerde eşimize karşı, evladımıza karşı, annemize babamıza karşı, kardeşimize, komşumuza karşı, öğrencimize karşı nasıl sesimizi değil de sözümüzü yükselteceğiz? Sabır bize bunu öğretiyor. Oruç bize sabrı, sabır bize hayatın karşısında dik durabilmeyi, dikilebilmeyi öğretiyor. Müminin durumu tarladaki başak gibidir. Rüzgar onun belini bir o tarafa bir bu tarafa nasıl evirip çevirirse musibetler, belalar da müminin böyle başından gaileler eksik olmaz. Bu dünya böyledir. La rahata fid dünya. Bu dünyada rahat yoktur. Peygamberimiz rahat görmemiştir. Onun hayatında hüzün yılı, hüzün yılları olmuştur. Bizi de bekleyen şeyler aynı şeylerdir. Sabır bu konuda bir kalkandır. Sabru <laughs> diyaun buyuruyor mesela Peygamberimiz. Sabır bir ışıktır. Mesela sabır bir şey sağlıyor. Çok enteresan. Ayeti hatırlayalım. Ya eyyuhellezine amenu sta'inu bis sabri ve sale. Ey iman edenler Allah'tan sabırla ve dua ile, namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Ne olacak peki sonunda? Ayet diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ مَا Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi ben Allah'la beraber olmak istiyorum. Ben Allah'ın varlığını en derinden hissetmek istiyorum. Allah bana şah damarımdan bile daha yakın ama ben ondan çok uzağım. Bu mesafeyi kapatmak istiyorum. Sabır bu mesafeyi kapattırıyor ve Allah seninle Allah'ı beraber kılıyor. Muazzam bir tecrübe. Allah'a yaklaştırıyor. Kalbinde herkesin arayıp da bulamadığı şeyi buluyorsun. Hani diyor ya şair, aradığım nedir benim? Kan donduran bu ayazda. Rükusuz secdesiz benim saf tuttuğum bu namazda. Kıyısında bir denizin aradığım benim Musa, sonu gelmez serzenişin. Hüznüyüm ben tıka basa aradığım her yeni de biraz eski biraz huzur dibi delinmiş gemide o gemiyi delen hızır. Şimdilerde aradığım biraz yerdir, biraz feza. Benim gökte aradığım yerde kaybettiğim İsa. Herkes bir şey arıyor. Kimi İsa'yı, kimi Musa'yı, kimi Asa'yı. Herkes bir şey arıyor. Ama herkes Musa'yı da asayı da İsa'yı da arayan aslında Musa'nın da asanın da İsa'nın da arkasındaki mutlak hakikati arıyor. Onu nerede bulacağız? Sabırla bulacağız. Diyor ki sabret ben seninle beraberim bunu hissedeceksin. Sabır al insan Allah'ı buldurur. Onu bulan neyi kaybeder ki yani? Oruç bize bunu sağlıyor, sabrı sağlıyor. Sonra Oruç bize şükrü öğretiyor. Yani şükür nedir? Şükür, nimetler vardı elimizin altında, etrafımızda. Allah'ın nimetleri çevre kuşatılmıştık ama hani şairin söylediği o talihsizlik bizim için de geçerli. Ol mahiler ki derya içredirler, deryayı bilmezler. Bizim durumumuz da böyleydi. Oruçla, nimetle aramıza mesafe girince fark etmeye başlıyoruz. Kendimizi fark ediyoruz yemenin içmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark ediyoruz. Suyun, yemeğin, Allah'ın bize lütfettiği rızıkların ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark ediyoruz. Ve bununla kalmıyoruz. Hayatı bütüncül bir şekilde kavrama imkanı veriyor. Bu kabiliyet bize, bu farkındalık. Yani hayat büyük bir nimet, doğum bir büyük bir nimet. Şu anda ölmemiş olmak ve yaşıyor olmak en büyük nimet. Çünkü şu anda vereceğin kat'i bir kararla, kesin kodlu bir tevbe ile, İstiğfar ettiğin an yeniden doğmuş gibisin. Ette ibu min adam Günahtan döndüğün an günahı işlememiş gibisin. Oruç bize fark ettiriyor, nimeti fark ettiriyor ve bu nimetin karşısında şükür kabiliyetini geliştiriyor ve bir Müslüman, bir mümin Allah'a dört şekilde şükreder. Dilin şükrü bu bir teşekkürdür. Allah'ım sana hamd olsun. Allah'ım sana şükürler olsun demektir. Aklın şükrü vardır. Aklın şükrü nimeti tanımak nimeti fark etmek, o nimetin nasıl bir süreç ve süzgeçten geçerek Allah tarafından bize gönderildiğini bilmek, o nimeti gönderen Allah'ı tanımak aklın şükrüdür. Kalbin şükrü vardır. Kalbin şükrü bu kadar nimetleri bize lütfeden Allah'a karşı içimizde en derin noktamızda bir muhabbet hissetmek. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّهُ بَنْ Müminler en çok Allah'ı sever. Müminlerle Allah arasındaki ilişki bir hubbu şedid ilişkisidir. Aşktır yani. Ama aşk iki boyutlu bir kavram. Mecazisi var, hakikisi var. Aşk, Fatih'e gemileri karadan yürüten nefes. Aşk, Ferhat'a dağları deldiren heves. Hem hayati, hem abes. Hem hürriyet, hem kafes. Aşkın iki boyutu var. Bizi şükür bizi aşkla tanıştırıyor ve kalbimizde Allah'a karşı hissettiğimiz muhabbet şükürdür. Bir de nimetlerin şükrü o nimetleri bize veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak. Davranışların, organların, aksiyonların Allah'a şükretmesi o da nimetin için verdi Allah sana o nimeti Allah'ın rızası için, kulluk için kullanmak, Allah'a isyan için kullanmamak demektir. Oruç bize aynı zamanda şükrü öğretiyor. Sonra Oruç bize zikri öğretiyor. Yani zikir nedir? Zikri sürekli hatırda tutmak demektir. Oruç tutarken sürekli zihnimiz ayık haldeyiz. Yani mesela namaz kılıyorsun 10 dakika. 10 dakika namaz kılıyoruz. Bu 10 dakika içerisinde bazen kıldığımız rekatları karıştırıyoruz. Bazen tahiyyat okuyoruz. Yani kıyamda tahiyyat okuyoruz. İki tane yaşlı kılıyorlarmış namaz. Bir tanesi ayakta işte dalmış Ayakta elini bağlamış, Allahu Ekber demiş, kalkmış. Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat diye okumaya başlayınca diğeri selam vermiş, o da eğilmişti, başını kaldırmış. Demiş ki, tam oku bakalım tayyatı, oturunca ne okuyacaksın bakalım demiş yani. Bazen nevrimiz dönüyor, namazda bile rekatleri karıştırıyoruz, neye niyet ettiğimizi karıştırıyoruz falan. Ama orucun kendisine ait çok özel bir sırrı var. Oruç tutarken sürekli bir teyakkuz halindeyiz. Bir bilinç halindeyiz. Biz bu farkındalık haline zikir diyoruz. Sürekli hatırlama halindeyiz. Zikrin zıttı nisyandır, unutmaktır. Unutmuyoruz. Hatta bir şey söyleyeyim, zikir o kadar iliklerimize kadar nüfuz ediyor ki oruçta Ramazan geliyor, bayram geliyor, oruç bitiyor. Bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, bayramdan bir hafta sonra elimizi bir şeye uzattığımız zaman bir, bir, bir irkiliyoruz, değil mi? Yememem lazım falan sonra diyoruz ki, Aa, oruç değilim ben. Bunu yiyebilirim, bunu içebilirim oruç o kadar refleks haline geliyor ki bizde, o kadar içimizi böyle farklılaştırıyor ki, o kadar büyük bir teyakkuz hali, bir agah olma, uyanıklık hali oluşturuyor ki bizde, yani elini bir şeye ulaştığın, ulaştırdığın zaman, uzattığın zaman sende oruçluluk hali etkisini devam ettiriyor. Yani bir aşı gibi, o aşıyı olduğunda sadece o tedavi anıyla sınırlı değil, ondan sonra da etkisi devam ediyor. Buna zikir hali diyoruz. Ve zikir sürekli olarak Allah'ı hatırda tutma konusunda muhteşem bir kabiliyet kazandırıyor. Elbette ki her gelen gitmeye, her yeni eskimeye, her genç yaşlanmaya, her doğan ölmeye meşhur ve mahkumdur. Zikrin de etkisi geçiyor, orucun da etkisi geçiyor. Etkisini geçirmemek, geçirmemek yani yok etmemek için ne diyorlar buna modern tabirde hatırlatma dozları gerekiyor. Değil mi? Pandemide bunu gördük veya diğer bir takım şeylerde. Hatırlatma dozları vurmak gerekiyor. Hatırlatma dozu nedir orucun? Peygamber Efendimiz pazartesi, perşembe oruçları tutuyor mesela. Eyyam-ı Biz denilen kameri ayların mehtaplı gecelerinde 13, 14, 15'inde mesela oruç tutuyor Peygamber Efendimiz. Yani bu kabiliyetleri unutturmamak için vücuda, ruha, benliğe, duygularımıza arada bir oruç yüklemesini yapmak gerekiyor. Aksi takdirde bir dahaki sene Ramazan gelene kadar oruç tutmayınca bir anda Ramazan'a girince hani mübarek 11 aylardan mübarek Ramazan ayına girince sudan çıkmış balığa dönüyoruz. Ve ne olduğunu anlayana kadar, Ramazan'a uyum sağlayana kadar, Ramazan ne güzelmiş diyene kadar bayram geliyor ve bir Ramazan daha defterden düşmüş oluyor, kütükten silinmiş oluyor. Onun için Ramazan bize zikri öğretiyor. Zikir, bakın Kur'an-ı Kerim'de dil ile Allah demek zikirdir. Allah'ı düşünmek zikirdir. Kur'an zikirdir, namaz zikirdir, ibadetler zikirdir. İnsanlara eza veren bir şeyi yoldan kaldırmak zikirdir. Zikir, İslam'a göre bütün bunların hepsini merkez alarak tanımladığımızda, dil ile Allah demek, Subhanallah demek, Elhamdülillah demek, Allahu Ekber demekle başlayan, namaz, oruç ve haş gibi ibadetleri içine alan, bize Allah'ı hatırlatan, bizim de kendisiyle Allah'ı hatırladığımız her şey bu hedefe yönelik maddi ve manevi, akli ve kalbi, ruhi ve bedeni her eylemdir zikir. Öyle ki insanlara eza veren bir şeyi yoldan kaldırmak bile bu zikrin içerisine girer. Bir sinir ağıdır zikir, hayatın kılcallarına nüfuz eder. Cuma günü, cuma namazı için ezan okunduğunda camiye koşun, Allah'ı zikretmeye koşun. اِذَا نُودِيَ لِسَّلَيْتَ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَسْعَوْ اِلَى Zikre koşun diyor. Peki namaz bitti, Camiden çıktın. Diyor ki fe iza kudiyeti salatu ve tahu min fadlillahi ve zkurullah kethiran. Rızkının peşine düşerken bile zikri ihmal etme. Mabudu mabede mahpus kılma. Allah'ı, Allah'a iman, Allah'a itaati mabette hapsetme. Hayata taşı, pazara taşı, çarşıya taşı, işine taşı, okuluna taşı, sınıfına taşı, bürona taşı, evine taşı taşıdığın zaman hayatın kılcallarına nüfuz ettiği zaman işte o zaman hayatımız Ramazan olur, akıbetimiz de bayram olur işte o zaman. Bir de son bir özellik olarak oruç insana diğer gamlığı ve infakı öğretiyor. Diğer gamlık nedir? Açlık açların halini öğretiyor. Susuzluk susuzların halini öğretiyor. Mahrumiyet mahrumların, mağdurların, mazlumların varlığını bize fark ettiriyor. Bu muhteşem bir şeydir. Biz buna diğer kanlık diyoruz. Bu imanımızın yeniden güncellenmesiyle bir bakıma yine ilişkilidir. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki iman ettiğinde insanlar bir vücudun uzuvları gibi olur. İman bir sinir sistemidir. Bir manevi network gibi doğudaki Müslümanı batıdaki Müslümana bağlar. Bağladığında ne olur? Kendisini onun yerine, onu kendisinin yerine koymaya başlar. Bu imanın varlığının bir kanıtı durumuna gelir. Şimdi hatırlayalım o hadisi mesela. Diyor ki, ''La yu'minu ahadukum'' diyor peygamberimiz. Sizden birisi gerçek manasıyla iman etmiş olmaz. Ne zamana kadar? ''Hatta yuhibbe li ahihi, ma yuhibbu li nefsihi'' Kardeşi için istediğini, kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe o mümin olmaz. Ne demek bu? Bakın, iman bir sinir sistem ve iman kardeşinizin varlığını ve ihtiyaçlarını size hissettiriyor. Siz kendinize yapılmasını istediğiniz bir şeyi ona da yapmanız gerekiyor. Kendiniz için istediğiniz bir şeyi onun için de istemeniz gerekiyor kendiniz için istemediğiniz bir şeyi onun içinde istememeniz gerekiyor. İman diğer gamlığı kendini onun yerine koymayı ve onu kendin saymayı öğretiyor insana. Bir de iman insana infakı öğretiyor. Tasadduku öğretiyor, vermeyi öğretiyor. Bakın bu ibadetin içerisinde infak da vardır. Zekatlar bu ayda verilir. Fıtır sadakası bu ayda verilir. Vermeyi öğretiyor. İnfak o kadar önemli bir şey, o kadar büyük bir şey ki Kur'an-ı Kerim'de ölmek üzere olan ve Allah'la konuşan insanlardan bahsediyor Allah. Bunlar Allah'la konuşurken şunu derlermiş. Yani Rabbi <laughs> levle ile ecelin karib. Allah'ım beni biraz daha geciktirsen, canımı almasan, ruhu kabz edilmeye başlamış artık adamın. Daha beni öldürmesen. Niçin? Fe essaddaka ve ekum salihin. <laughs> Allah'ım infak etmek istiyorum senin yolunda ve salihlerden birisi olarak tekrar huzuruna dönmek istiyorum.'' Ölen insanların en çok hayıflandıkları mevzulardan birisi bu dünyada iken infak etmeleri gerektiği halde cimrilik ederek yapmadıkları infaklarmış yani. Malından üç şey senindir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Gerisinin hepsi varislerindir. İnsan malını varisle başkaları için toplar. Milyonların var. Kimin için? Efendimiz buyuruyor ki yiyip eskittiklerin, yiyip tükettiklerin senindir. Yiyip eskittiklerin de senindir. Bir de Allah yolunda verdiklerin senindir. Giydiklerinin tamamını bu dünyadan ayrılırken çıkartırlar. Yediklerinin tamamı da toprak olur. Sadece Allah'ın huzuruna seninle birlikte gelen infakındır. Onun için Haşr suresinde Allah buyuruyor ki, "Feltendur نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ Bir kimse ahirete önden ne gönderdiğine bir baksın. Bir adam ölür, melekler ve insanlar onun ölüsünün peşinde toplanırlar. İnsanlar melekleri görmez, insanlar kendi arasında derlermiş ki, مَا Akharat. Melekler dermiş ki ma kaddemet. İnsanlar dermiş ki geriye ne bıraktı? O ölünün başına toplanan melekler de dermiş ki ahirete önden ne gönderdi? Şimdi dünyanın denklemi bundan ibarettir. Verebildiğimiz kadar Allah'ın katında yükseleceğiz ve yüceleceğiz. Bir hadis anlatayım, toparlayayım, bitireyim. Büyüklerden bir zat vefat ederken insanlar öyle etrafındalar, işte dua ediyorlar, dua istiyorlar falan o zatın şöyle diyerek vefat ettiği anlatılıyor. Demiş ki keşke tam olsaydı. Keşke yeni olsaydı. Keşke daha ağır olsaydı. Keşke daha uzak olsaydı demiş ve vefat etmiş. Hiç kimse bir şey anlamamış ama hikmet ehli bir zat olduğu için de biliyorlar ki bir şey görüyor, bir şey kastediyor. Büyük bir merak oluşmuş. Sonra salihlerden birisi o zatı rüyasında görmüş ve sormuş. Efendim demiş vefat ederken böyle böyle söylediniz. Halk da merak içerisinde. Niçin, niçin böyle söylediniz? İzah istirham ediyoruz. Mesela dediniz ki keşke yeni olsaydı. Neyi kastettiniz? Demiş ki bir gün dışarıda kar, boran, fırtına var. Kapım çalındı. Bir fakir geldi. Titriyorum Allah rızası için giyecek bir şey dedi. Sandığımı açtım. Bir tanesi yeni, diğeri Eski iki tane kaftanım vardı, yenisine kıyamadım, eskisini verdim. Vefat ederken o verdiğim hırkanın, kaftanın, modern tabirle paltonun mükafatı, sevabı bana gösterilince dedim ki keşke yenisini vermiş olsaydım. Keşke tam olsaydı dedim çünkü bir gün yine bir kapım çalındı. Bir baktım gariban birisi açlıktan midesi beline yapışmış. Şey ennillah dedi Allah rızası için bir şey ver açlıktan ölüyorum. Gittim işte kilerime bir baktım bir tane ekmek var. Hepsini vermeye kıyamadım. İkiye böldüm. Kendime ayırdım bir kısmını ve verdim. Vefat ederken o yarım ekmeğin sevabı bana gösterilince dedim ki keşke tam olsaymış verdiğim ekmek yani. Bir gün sonra bir gün daha uzun olsaymış da şu. Bir gün bir nehrin kenarında yürürken bir baktım ki bir ama nehrin bir kıyısına öbür kıyısına geçecek ama köprüyü bulamıyor. Bir köprüye baktım, çok da acelem vardı. Bir de işime baktım, mevzuma baktım, kendi mevzuma. Allah'ım işim çok acil ama köprü de uzun ama bunu alayım da bir götüreyim, karşıya bırakayım Allah rızası için dedim. Elinden tuttum köprüyü geçirirken köprü bana çok uzun geldi yani. Ve o köprünün sevabı bana gösterilince vefat ederken dedim ki keşke köprü daha uzun olsaymış yani. Sonra keşke daha ağır olsaydı tahmin edebiliyorsun artık da bir manzaradan. Bir gün bir gariban, bir yaşlı bir yüke omuz atmış, üç adımda bir yıkılıyor, götürmeye çalışıyor falan. Dedim bir omuz atayım, Allah rızası için yardım edeyim. Bir sırt verdim, omuzladım. o Onda o kadar ağır geldi ki. Ama dayandım, direndim, ihtiyacı olan yere kadar götürdüm, bıraktım. O yükün ağırlığından mütevellit oluşan sevap bana gösterildi. Onu görünce dedim ki keşke, keşke daha ağır olsaymış yani. Sevgili dostlar, bu dünya ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada günah eken ahirette azap biçecektir. Bu dünyada rüzgar eken ahirette fırtına biçecektir. Bu dünyada itaat eken, bu dünyada gayret eken, çaba eken, hayır eken, infak eken ahirette Allah'ın rızasını, cenneti ve cemalullahı biçecektir. Şu karakter özellikleri için bile teker teker karakterimize eklemleniyor. Biz bunların farkında değiliz. Orucu tutup geçiyoruz, bunu ben şuna benzetiyorum. Mesela bir yemek yiyorsun. Et var, salata var, ne bileyim işte maden suyu var falan, bir sürü şey var. Bunların hepsini yiyorsun. Aslında bunlara dair bir sürü vitamini, proteini, mineralleri alıyorsun. Ama bilinç düzeyinde onların gramını falan bilmediğimiz için bunları alıyoruz vücudumuzda ve bunları hazmettiğimiz zaman omegalar beynimize gidiyor. Mesela kalsiyum kemiklerimize gidiyor ve kendimizi iyi hissediyoruz. Ramazan bize kendimizi iyi hissettiriyorsa Böyle multivitamin kompleksi gibi Ramazan pek çok yönden bizim varlığımızı, yapımızı, ruhumuzu besliyor. İmanımızı güçlendiriyor, takvayı öğretiyor, ihlası öğretiyor, ihsanı öğretiyor, samimiyeti öğretiyor mesela. Kalbimizle kalıbımızın, görüntümüzle gönlümüzün, dışımızla içimizin, sözümüzle özümüzün, eylemimizle söylemimizin... ...aynı hizada Allah'ın rızasına uygun olmasını sağlıyor. Öbürü çok muzdarip bir şey. Hani... Yunus Emre'nin ifadeleriydi değil mi? Öyle diyor. Sufiyim halk içinde. Tesbih elimden gitmez, dilim marifet söyler gönlüm hiç kabul etmez. Söylerim marifeti kibirlenirim katı, dervişliğe dönmeye gönlümden kibir gitmez. Görenler elim öper, tacu hırkaya bakar, şöyle sanırlar beni zerrece günah etmez. Dışım derviş, içim boş, dilim tatlı, sözüm hoş ama yaptığım işi dinin değişen etmez diyor Yunus Emre. Oruç bize samiyeti öğretiyor. Özümüzle sözümüzü bir yapmayı öğretiyor. Bunları şundan anlattım. Neyi kazandığımızı bilelim ki kazandıklarımızı kaybetmeyelim. Kazandıklarımıza mukayyet olalım. Ve çok az bir zayiatla bir sonraki Ramazan'a vasıl olarak sermayemizin üzerine sermaye koyalım. Allah hepinizden razı olsun. Allah bu ayın sonunda hakkı layıkıyla bu aydan istifade eden bahtiyarların arasına girebilmeyi nasip eylesin. Kadir gecesine isabet edebilmeyi nasip eylesin. O gecenin feyzinden, bereketinden hisseye eylesin. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin nusretiyle teyit eylesin. Allah vatanımıza, devletimize hayırlar, iyilikler nasip eylesin. Vatanımız, milletimiz ve ümmeti Muhammed üzerinde meş'un ve mel'un emeller taşıyan hainlere, zalimlere fırsat vermesin devletimizi, milletimizi, ümmetimizi kıyamete kadar paydar eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Dua ediyorum, dua bekliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Dilinize, gönlünüze aleyküm. sağlık. Aleyküm. <laughs> Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Rabbim istifade etmemizi nasip eylesin. Ekran başında da dostlar izlediler. Onların da selamlarını iletmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Geceniz hayır olsun. Evet kıymetli dostlar, bu akşam da Kağıthane Belediye'mizin ev sahipliğinde Vakti Muhabbet'in sonuna geldik. Nasip olursa haftaya Kağıthane'mizin son programında, çünkü Ramazan-ı Şerif'te bitiyor. Serdar Tuncer abimle huzurlarınızda olacağız. Buradaki dostlar için bu duyuruyu yapmış olayım. Yarın da Ümraniye'de, etkinlik çadırında Hayati İnanç Hocam Bizde olacak. Ee, gelemeyenler ekrandan izler. Efendim lisan ettiysek affola. Bir kusurumuz olduysa affınızı istirham ediyor. Yüzünüzden ve gönlünüzden tebessümünüz hiç eksik olmasın diyor. Sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın. Hayırlı geceler efendim. Loris parfümün katkılarıyla hazırlanan Vakti Muhabbet sona erdi.